2018 bitti, 2019'a merhaba diyoruz. Peki nerede merhaba dedik? Avrasya Hastaneler Grubu'nda ve Zeytinburnu yerleşkesindeyiz. Ve bu güzel kurum personelleriyle birlikte çok da güzel anlar yaşadı. 2019'a merhaba dedik. Ve bizler de kıymetli hocamız İbrahim Urlu'ya çok teşekkür ediyoruz. Neden? Çünkü Avrasya Hastaneler Grubu İhracatçılar Birliği'nde de, Türkiye İhracatçılar Birliği'nde de gerçekten hak ettiği yer aldı. Ve örnek bir müessese, örnek bir kuruluş. Ve özel hastaneler içerisinde parmakla gösterilen bir kuruluş Avrasya Hastanemiz. Ve bu güzel kuruluşunda kıymetli, değerli büyüğümüz İbrahim Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Neden? Çünkü yönetim kadrosu çok güzel. Buraya gelen hastalarla çok güzel ilgileniyorlar. Tam bir şifa kapısı. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bizim aile içi bir törenimize tanıklık yaptınız, gördünüz. Yaklaşık 200 bine yakın hastanın gelip girip çıktığı, günlerce binlerinle ifade edilen rakamlarda bu hizmetleri üreten doktorlarımızı, hemşirelerimizi, personellerimizi gördünüz. Bu insanlara performans ödüllerinin dağıtılışını gördünüz. En yüksek puan alanlara tam altın, yarım altın, çeyrek altın, muhtelif biletler, hediyelerini gördünüz, o duygularını gördük. Dile kolay, bir yılı tamamlamak başarıyla, hele hele 2018 gibi etrafımızda savaşların, ülkemizde krizlerin yaşandığı yerde biz çok şükür ayaktayız. Çok şükür başarıyoruz. Eksilmeden devam ediyoruz. Biz onları onların sayesinde yapılmadı. Onların çalışkanlıkları sayesinde, onların ilgileri, alakaları sayesinde yapılmadı düşüncesindeyim. Eğer onlar da neme lazım deselerdi, belki biz de bu rüzgardan, bu fırtınadan etkilenebilir idik diyorum. Evet, 2017 yılının İhracatçılar Meclisi'nin değerlendirmesine göre 75 bin firma içerisinden ilk 500'ün içerisine hizmet ihracatı kategorisinde 374. sırada girmişiz. Sağlık hizmetleri kategorisinde ciro bakımından 13. sıradayız ama insan sayısı bakımından biz çok önem veriyoruz. İnsan sermayesi kurumlar için diğer paradan daha kıymetlidir. Onun için bu motivasyon etkinliklerimiz de insan sermayemizi güçlendirmek için, evet, insan sayısı bakımından da 6. sırada olduğumuzu görüyoruz. Bizleri mutlu eden sadece bu İhracatçılar Meclisi'nin durumu, evet, çok önemli. Bu ülkenin hizmet ihraç edebilir, sağlık hizmeti ihraç edebilir olması. Dün bu ülkeden insanlar, tüm Türk filmlerini izlediğiniz zaman, başbakanlarımız, cumhurbaşkanlarımız yurt dışına giderlerdi. Şimdi başkalarının başbakanları, cumhurbaşkanları, parlamenterleri bu ülkenin sağlık kuruluşlarından hizmet alıyorlar. Ülkemiz adına da teşekkür edilecek, gurur duyulacak bir şey. Bunun sürdürülebilirliği ve devam etmesini arzu ediyoruz. Gerçekten bu kuşağın yetiştirdiği hekimler çok kıymetli hekimler. Çok değerli, çünkü bir anneler babalar en zeki çocuklarına doktor yaptılar. İnşallah bundan sonra da bu geldiğimiz seviyenin gerisine Türk tıbbı, Türk sağlık sektörü geriye gitmez dileklerini arzu ediyorum. Kurum olarak Sağlık Bakanlığı'nın değerlendirmelerinde 95 puanları almak gibi muhtelif başarılarımız var. Bir kurumun kurumsallaşması yetmiyor. O kurumu kuran aile fertlerinin de bu konuda kurumsallaşması gerekiyor.
Biz o işi de başlattık. Aile üyelerinin de bir aile konseyini, aile meclisini, aile ofisini oluşturarak profesyonellerle daha dengeli, daha uyumlu bu işleri nasıl götüreceklerini programını yapmaktadırlar. Bu konuda çalışmaktadır. Bu vesileyle bizleri izleyen tüm halkımıza, tüm insanlarımıza sağlık, mutluluk, başarı, bereket, huzur diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. 2019 yılı hepimize barış, huzur, mutluluk ve bol kazanç getirsin hocam. Sağlıklı günler diliyoruz efendim.